Merhabalar sevgili seyirciler. Soru Üstü'ye Başkan Piyano kanalına hoş geldiniz. Artık şimdi Ariana büyüdü ve birçok videoda bana yardımcı olacak değil mi? Evet arkadaşlar, şimdi sizinle bir kutu açılımı, unboxing, yani böyle hava atma videosuyla beraber. Evet, şimdi bir ses yapma dedi. Şimdi sizinle böyle bugün yeni aldığımız malzemeleri, işte ekipmanları açacağız. Evet, bildiğiniz gibi Soruş Devasti and Piano kanalında artık olacak Soruş Devasti and Ariana Devasti and Piano. Biz çok böyle müzikle uğraşıyoruz. Şu Chopin çalıyoruz, videolar çekiyoruz falan. Ve şimdi ekipmanlarımızı biraz yükselttik. Yani çok daha böyle güzel profesyonel şeylere geçtik. Ve aslında bazı güzel kliplerimiz vardı. Onları da böyle yazıyorum. İsterseniz bir göz atın lütfen. İzlemenizi rica edeceğim. Ve Ariana, ister misin biraz izleyelim mi o çektiğimiz klipleri böyle ablalarla falan? İzleyelim mi? Hadi izleyelim. İstenemiş bence çünkü çok daha duygusal bir parça. Kesinlikle. Filmi tercih ettiğim işte kamera olarak. Yani tabii ki bu bir reklam videosu değil. Ben bunu da böyle kendi paramla aldım. Yani ama baya böyle Fujifilm Türkiye'deki showroom'daki arkadaşlar baya yardımcı oldular bana. Yani böyle bilgi ve şey açısından. Ve neden bunu tercih ettiğim? Çünkü fiyat açısından tam böyle yurt dışındaki fiyatla aynı. Ama başka ürünlerle ilgili tabii ki çok daha yurt dışındaki fiyatına göre daha fazla para vermek zorundayız. Ama bunları tam yurt dışındaki fiyatlarına göre aldım. Onun için fiyat konuşmayacağım. Zaten kaç bin dolarsa yurt dışındaki fiyata bakacaksınız. Sonra showroom'da o kadar aynı fiyatı size verecekler. Ve onun için çok karlı bir alışveriş oldu benim için. Evet, XH2 aldık. Evet Ayna'cığım, şimdi ne yapacağız? Bunları şimdi açalım. Hadi bakalım. Açalım mı? Evet, şimdi arkadaşlar açalım ve bakalım bu kutulardan ne çıkacak. Evet. Bakalım. Evet. Tabii ki bu bunu ben kutunun içine koydum. Tabii ki bir tane çok profesyonel hızlı SD karta ihtiyacımız var. İçinden işte kitapçıları çıkıyor. İşte İngilizce ve Türkçe tabii ki bayağı da böyle kapsamlı 150 küsürlük bir şey. Yani kitapçı. Şimdi 3 tane kutudan oluşuyor. Birinci bunu açalım. Açalım. Evet. Aç bakayım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, şu küçük kutunun içinde ne var? Tabii ki bir USB kablosu var. İşte bu kablo tutucu. Çünkü böyle bu çok önemli bir şey. Evet, bu kameramızın tabii ki özel kayış mı diyorlar? Ne diyorlar buna? Tabii ki bu da yani askısı bilmiyorum tam net olarak adı nedir diye. Evet, bu şarj aletimiz. İşte şarj aletimiz. Bu da işte pilimiz. Evet, bir pil çıkıyor. Şimdi evet, bunlar da tabii ki böyle elektrikle ilgili böyle değiştiriciler, işte Avrupa standartlarına. Evet, şimdi ikinci kutumuzda ne var? Ariana, aç bakayım. Lenzimiz var, evet. Tabii ki bu arkadaşlar, bu eskiden böyle ayrı kutular vardı. Ama şimdi böyle bütün olarak böyle tam Avrupa ve yurt dışındaki böyle videodaki kutu açılımlarına bakarsanız aynı, böyle hepsi aynı kutuya gelmiş. Ve işte lens, ama tabii ki bu iki çeşit lens var. Ben XF 16-80 mm F4 WR lensini aldım. Biraz daha böyle pahalı, biraz daha iyi bir lens. Böyle bu kadar pahalı ekipmanları kırmayız. İzin ver ben. Evet. Şimdi bu lensimiz de çıktı. Bu lensimiz. Evet, tabii ki bu İşte hood diyorlar buna. İşte böyle çok güneşli havalarda böyle çekim yapacağımız. Bir de arkadaşlar ben
Ve arkadaşlar tabii ki biz müzisyeniz yani çok hava atma videosu değil mi? Hava atmak ne demek? Söyle bakayım. Çok güzel şeylerimiz vardı. Çok güzel şeylerimiz sanki. Farsçası ne oluyor? Pozumadan. Pozumadan. Pozumadan poz derim yani. Aslında böyle hava atmak güzel bir davranış değil değil mi? Neyse. Şimdi evet. Bu da işte lensimiz işte. Evet. 16-80 mm lensimiz. Evet Ariana, şimdi ne kaldı? En önemli şey? Kameranın kendisi. Evet. Teşekkürler. Evet ve Fujifilm XH2 çıktı. Evet. Aa, çok seviyorum bu kamerayı ya. Harika. Tamam. Evet yani böyle yine de söylüyorum. Ben çok detaylı bilgi vermeyeceğim. Zaten niye video koymuyorsunuz diye sorabilirsiniz. Tabii ki video koyamayız. Neden video koymayız? Çünkü bunu yeni aldık ve bunu... Kullanmadık. Bilmiyoruz yani nasıl çalıştıracağımızı. Bir lensle ilgili bir videom var, onu da öyle paylaşıyorum. Yongno lensiydi. Çok güzel bir fotoğraflarımız oldu onunla. Aslında eski sistemimiz DSLR sistemiydi. Eski portre çektiğimiz fotoğrafları izleyelim mi? Evet. Sen vardın, işte ablalar vardı. İzleyelim mi? Hadi izleyelim. Ekstra lens de almak zorunda kaldık. Bu lensin de kutu açılımını yapacağım tabii ki böyle ayrı olarak. Tane tane bir şeyler çıkıyor. Başka bir lens de aldı. Viltrox. Tabii ki bu lens işte 23 mm f1.4. Tabii ki bu biraz gece çekimlerinde çok daha önemli. Neden? Çünkü bunun bir diyafragmı daha açık. Daha böyle ışığı böyle içine çekiyor ve tabii ki gecelerde yani böyle daha karanlık low light'ta daha rahat bunu kullanabiliriz. Ve tabii ki bu da Fujinon, tabii ki yani Fuji'nin lensi. İşte XF 35 mm F2. Bunun böyle bu lensin özelliği otofokus açısından çok harika. Ve biz video çekmek isteyenler bununla çok rahat ediyormuşuz. Onun için ben bunu aldım. Ve tabii ki bu biraz az ışıkta çok etkili olmayabilir. Bunun gündüz için ve dışarı için, işte outdoor için kullanmayı düşünüyoruz. Bu da indoor için. Ariana, Yumuşa nereden kamerayı var bu kore? Bizim kameraları yemesin ya bu. Ne? Evet. Bebesin şu. Bize Robert değil. Uydu. Bunun adı ne? Selena. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biz Hepsi'nin sofrasının yanında oturmuşuz. İşte Nevruz Bayramı'ndayız ve en önemli bizim geleneğimizdir. Tabii ki 19 ülkede kutlanacak bir olay bu. Tabii ki arkadaşlar bu yeni ekipmanları kullanabilmek için tabii ki bir stabilizer'a da... Tabii ki buna da ihtiyacımız vardı, stabilizer olarak. Ve tabii ki V-Bin 3S. Bunu da böyle ayrıca olarak kutu açılımını yapacağız. Peki, şimdi bu güzel Nevruz gününde, işte bu da böyle bizim Nevruz sebzemizi yiyor. Bu güzel Nevruz gününde ne yapalım? Vedalaşalım mı Ariana? Evet. Şimdi lütfen like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayalım. Lütfen paylaşmayı da unutmayalım. Biz ne yapıyorsak sanat ve sanat içindir, değil mi? Evet. Ariana hadi bakalım, hadi müzik çalışmalarına devam. Görüşürüz, hoşça kalın.